Hemen medya arkasına bir bakalım, buyursunlar. Medya arkasına bakalım. Ama nasıl kızım? Bizim neydi komiserimiz? Vallahi. Ha? Timur Bey, konuyla ilgilenen. Yani şimdi sana Timur Bey seni bir konuşturur. Ama yani hani böyle de seni de ağırlamaz yani. Mesajı da sorar, bilmem neyi de sorar. Bir dakika, suçlama yapamazsınız. Komiser de geldi. Suçlama yapmıyorum. Hayır, Timur Bey sana bir şikayetçi olacağım ama. Ol benden sen şikayetçi. Olmazsan daha önce ben de silahlı programına basıldı. Evet. Yalanlar yüzünden. Evet. Günahımıza da giriyorsun. İki yakanız bir araya geldi. Evet. Ben sana... Seninki gelmişse benimki gelmesin. Fokus fokus. Fokus fokus. Evet. Fokus fokus. Baba vallahi kayboldu. Sen şunu giy bir kere babacığım. Oldu ya. Baba gitti. Mendil gitti. Ayakkabıyı çıkar. Yapma. Vallahi çıkar. Bu gözünü bana yapma. Bu gözünü bana yapma. Yapma. Yapma bu çocuğunu. Yapma bu çocuğunu. Çıkar. Dur dur. Mis mis. Ne yapalım baba? Ne yapalım? Bacak bacak baba. Dur. Otur. Bak. Baba! Eyvah! Ay! Yalan! Mis kokuyor! Yalan! Merhaba Seda Hanım. Alaaddin on Ice buz pistindeyiz. Özellikle sömestr döneminde çocuklara verdiğimiz hediyelerden biri de bu. Abi bir dakika gör. Bir saniye. Alper! Rezil oldum. Seda Hanım. Efendim şu anda canlı bağlantımız görüyorsunuz. Evet, muhafız tuttuk, ona rağmen ayakta durmak gerçekten çok güç. Çocuklar için... Alo. Çocuklar için... çok özel bir gösteri bu. Oğlum fakat bırak da kızlar tutsun seni, kızlar. Özellikle... Kızlar beni taşıyamıyorlar, bak. Sadece öpüyorlar. Peki, son olarak ne diyorsun? Hepinize iyi eğlenceler. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Güle güle Alican. Şimdi burada da bakın aynen sizin sevdiğiniz gibi tavşanı mıncıklaya ne hale getiriyorlar. Devam. Hepinizin içi gitti. İzin istedim. Canını acıtmadan sırayla teker teker okşayacağız. Tamam mı? Şuradan başlayalım. Hadi. Hadi abisi bir okşa bunu. Bir okşa şunun tatlılığına bak. Sen de. Ha, sen peki sen önce. Evet ben de onu söyleyecektim. Aynen. Biz de verirseniz salyangozu canını acıtmadan bak abisi bak tatlısı. Yani işte böyle. Bu da televizyonculuk. Devam. Güzellik. Ah, bir dokun. Evet, lütfen onu da söyleyelim mi? Şimdi Bülent Hanım'ın bildiğiniz gibi bir programa katılması hakikaten bir olaydır. Gerçekten. Bülent Hanım programa öyle kolay katılamaz. Bir kere dekoru bir değiştirirler. Ondan sonra her şey bir değişir, bir halılar serilir. Duvarlar kırılır, kapılar büyütülür. Ondan sonra hayır Bülent Hanım yüzünden değil, Bülent Hanım'ın etrafındaki şeyler yüzünden işte kürkler, fırfırlar, forforlar, pırpırlar, evet. Filan falan.
ve Bülent Hanım gelir ve programı alır. Görelim. Çok ayıp olmuyor mu? Evet. Bülent Ersoy şu anda izliyorsa saçın seni ayıplamıyor mu? Bence ayıplamıyordur ya. Ayıplıyordur. Bak ne dedik? Çok geniş geliyor. Sonra bir anda küçülüyor. Kilo vermiş olan incecik narinin vücudunda artık ıslan artık deyince elbise de durmuyor. O da aşağı iniyor. Herkes onun elbisesini tutmaya çalışıyor. Kolay bir şey değil. Hanginiz böyle gelebildiniz? En fazla kafada biber işte. Evet, devam. Divane hoppa. Biraz işte bakın. Gerçek profesyonel budur. Uslan artık deli. Divane hoppa. Kolay değil o göğüsleri içeri sokmak ve bir anda programa yedirmek. Hoppa hoppa devam. Çok da yememiş. Biraz para kazanalım hadi bakalım reklamlar. Şimdi reklam anonsunu da kendisi yapar. Reklam paralarını da alır giderken. Fakat burada güzel olan tabii reklama girildi. Henüz girilmemiş olduğunu anlamıyor tabii ki. Devam. Biraz para kazanalım hadi bakalım reklamlar. Benzi nerede? İşte bizi temsil eden Türk gençleri. Bizi temsil eden Türk gençleri. Geleceğimizi borçlu olduğumuz bu gençler bakınız öyle niteliklerle donanıyor ki her şeyi yapabiliyorlar. Tekno dans, ondan sonra şey şu bu falan filan apaçı mapaçı falan her şey konusunda çok iyiler. Motor konusunda, aşk konusunda, her şey konusunda izleyelim. Nevzat böyle tam tiki durumlarındayız. Nevzat sen de mi apaçısın? Yok normal tekno. Tam da tekno mu? Tekno. Güzel yapıyorsun sanki. Yürümeler falan. Ne dans ediyorsun? Ne seversin? Tekno ben böyle manyak tekno. Dans. Evet. Duralım. Şimdi biliyorum ara sıra ben konuyu açıyorum. Belki siz de sıkılıyorsunuz. Ben sizden önce tabii ki çocuk sahibi olmuş olduğum için buradaki genç insanlardan filan bütün bunları öğrendim. Şimdi çocuk neyi ne zaman alıyor, kafasına yerleştiriyor falan filan diyerekten. Bana çok tehlikeli bir şey söylediler abi. Onu da bir programda söylemiştim. Yani 3 yaşına kadar yanılmıyorsam eğer gördüğü her şeyi ileriki nesillere iletmek üzere yani 300 yıl sonraya, 500 yıl sonraya iletmek üzere sanki bir hard diske yazıyor çocuk. Ne görüyorsa. Yani özellikle gündüzleri çocuk yemeğini yesin, fazla cırcır dırdır etmesin, anneyi meşgul etmesin, ev işlerinden alıkoymasın diye çocuklarını televizyonun karşısına koyan anneler. Çocuklarınız 300 yıl sonraya bunları iletecekler. Dans denince, müzik denince, İnsan denince bunlar ileriye iletiliyor. Görelim 300 yıl sonraya Türklerin iletecekleri bilgileri. Evet Nevzat'a bravo. Ya müzikler pek tekno çalması lazım ki. Sen tekno seviyorsun anladım. Ben havaya giremedim. Peki havaya girelim. Peki. Bir evlilik yaptım ayrılım bir kızım var. Bir de kızı var ya maşallah. Hangi arada yaptık? Ne kadar sürdü evliliğiniz? 10 ay falan sürdü de ya konuşmak istemiyorum. Evlenmeden önce beraber olduğumuz için
Ya ben alkollüydüm, bilmiyordum. Benimle beraber olmuş. Konuşmak istemiyorum, tamam yani. Ama konuşun, ekran içinde güzel değil, doğru diyor. Ya tamam, gündüz normal Nevzat'ım. Çalışırım adam gibi, ekmeğimi taştan çıkartır, evime götürürüm. Akşam lakabım kırmızıdır, motorum alır, surat yapar, dansımı yaparım. Geceleri gündüzde... başka bir adam o. İşte bu model erkek. Gündüz normal Nevzat'ım. İşte Türk erkeği. Ekmeğimi taştan çıkartırım, adam gibi adamım. Geceleri lakabım kırmızıdır, motorumu atlarım, dansımı yaparım. Türk erkeği bu mu Okan? Ben buyum abi. Türk erkeği. Ben şahsen buyum. Gündüz normal Okan'ım. Adam gibi adamım. Gece değişir. Baştan çıkarırım. Gece olduğu zaman motorumu atlarım. Yolda dururum. Dansımı yaparım. Ondan sonra evime dönerim. Erkek budur. Öyle altında 800 milyarlık spor arabayla dolaşan erkeğe erkek demezler. O baba parası yiyen bir adamdır. Ama... erkek, gündüzleri Nevzat, geceleri lakabı kırmızı olup dansını yapar, ekmeğini taştan çıkarır. Devam. Tamam, gündüz normal Nevzat'ım. Çalışırım adam gibi, ekmeğimi taştan çıkartır, evime götürürüm. Akşam lakabım kırmızıdır, motorum alır, surat yapar, dansımı yaparım. Geceleri gündüzler... başka bir adam oluyor. Öyle. Yani şimdi gündüzleri benim canımı okuyorsa ben de gecelerin canını okuyorum. Anlatabildim mi? Böyle olmam lazım. Ölümlü dünya. Benim yapacağım evlilik, ben sabah kalkacağım, kahvaltıyı beraber hazırlayacağız. İlla sabah kalkacak bunlar. Sen mi sabah? Hocam, prensli bunu... insanlara bayılıyorum. Bu beni izliyorsa Nevzat da sakın alınmasın. Buna hayranlığımdan söylüyorum. Açık açık söyleyeyim. Delikanlı çocuk harbiden çıkmış televizyonda, prensiplerim budur, tak 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 koyuyor. Öyle öyle böyle eğrilmece kıvrılmaca yok. Net koyuyor. Adım Nevzat. Hayır, ekmeğimi yok. Taştan çıkarırım, gece motorda dansımı yaparım. Aman aman, aman aman aman. Bitti. Hepimiz birer Nevzat'ız. Evet, devam. Sabah kalkacağım, kahvaltıyı beraber hazırlayacağız. İlla sabah kalkacak bunlar beraber, tamam. Beraber sabah kalkacağız, kalktınız. Kahvaltıyı beraber yapacağız. Evet. İşte duşa falan beraber girip çık, her neyse. Beni işe yollayacaksın. Geleceğim. Türkiye'de trafikte geçiş üstünlüğü... Evet. Evet. Son zamanlarda televizyoncular aralarında konuşurlarken hep şunu duyuyorum. Yani televizyonda yapılan bilgi yarışmaları, bıdı bıdılar fazla karmaşık olmamalı, basit olmalı. Yani gerizekalı yarışmalar yapılmalı ve bunlar da en... Yani şöyle bir yanlış söylemeden şöyle söyleyeyim. Yani kafanın insan beyninin IQ'sunun en düşük olduğu zaman bölümünde ona hitap etmeli diye düşünüyor. Onun için de yarışmalar çok basit oluyor. Nasıl yani? Para bu kutuda mı bu kutuda mı? Falan ondan sonra... Ya ben geçen gün buna elimi koydum, bacağımı da şuraya koymuştum. Onda da kaşındım da ben, ondan para çıkmıştı. Şimdi acaba böyle yapsak olur mu falan filan gibilerden de totemleşmeler, bıdı bıdılar falan filan, bir takım şizofrenik, paranoid durumlara giriliyor falan filan. Bu da başka bir türlüsü. Bunda da parayı alıyorsun, böyle koyuyorsun, böyle koyuyorsun. İşte bu kadar yüksek para ödülü verirsen yarışmanın zaten karmaşık olmasına gerek yok. Onun bir eğlenme zevki yok. Onun sadece kıskanma ve hasete bağlama zevki var. Dolayısıyla... Bu yarışmalarda kazanamayan adamlar da ben senin falan diye birkaç kere küfredebiliyorlar. Ondan sonra da sunucu arkadaş da ebelek diye kalıyor maalesef. Evet, görelim. Trafikte geçiş üstünlüğü ilk sırada olan hangisidir? Can kurtaran dediğin şey değil mi ya? Ambulans. Ya hayır, can kurtaran farklı. Ben bilmiyorum, bir fikrim abi yok. Abi o zaman kaç saniye? 50 saniye var. Ya o zaman başlayalım. Geçiş üstünlüğü diyor. Abi geçiş üstünlüğü, can kurtaran ne diyor? Çok fayda. Maalesef. Birileri bu yoksul adamın darp edildiğini görmüş olmalıydı. Tek bir tanık, tek bir görgü şahidi bu olayın seyrini değiştirecekti. Anlıyorum. Sen de haklısın. Hem kötü bir şey olduğunu bilsen bile bana söylemezsin ki. Burada arayıp ısrarlı bir şekilde dizdeki şahsı tanıdığını söyleyen değerli Denyo. Ne diyeyim sana kardeş? Dizi ya, dizdeki oyuncu. Gördüm diye ısrar ediyor. Bursa'da gördüm diyor. Çünkü Bursalı zaten o adam.
Allah'ım yarabbim ya. Yapmayın ne olur çocuklar ya. Biliyor musunuz üniversiyat? Yok. Ne üniversiyat? Bilmiyorum ki. O ne? Üniversiteyi soruyoruz. Üniversiteyi. Üniversiteden şey bilgim yoktur. Sadece benim oğlan okuyor. Şu anda Türkiye'de olimpiyatlar var. Haberiniz var mı? Hiç haberim yok ondan. Haberiniz yok. Nerede olduğunu hiç duymadınız mı? İki tele olimpiyatı var. Mesela iki tele başka şehir tarafında. Erzurum'da. Evet. Ne olimpiyatlar efendim? Bunlar evet. Türkiye'de olimpiyatlar düzenleniyor. Haberiniz var mı efendim? Ne olimpiyatları? Fiyatlar iyidir. Ne olacak? İyi başbakanlık yapıyor adam. Ne olsun? Olimpiyatlar efendim. Yani olimpiyatlar var şu anda Türkiye'de. İyidir yani normaldir abi. İyidir iyidir. Özge Gedik İstanbul'dan arıyor bizi. Özge Hanım iyi geceler.